Madem ki biz bir müşteri işleri yönetimi yapacağız ve satış pazarlama ilgili bir süreç yürüteceğiz. Öncelikle müsaadenizle ben kendimi takdim etmek istiyorum. İsmim Abdurrahman Dinç. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi'nde Turizm Rehberliği'nde öğretim üyesiyim. Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanıyım. Yaklaşık 14 yıldır da işte bu eğitimleri düzenleyen Master Kariyer Merkezi'nin eğitim danışmanlığını yapıyorum. Aynı zamanda şu anda da Tarım Orman Bakanlığımız Orman Genel Müdürümüze de proje ve ekoturizm alanında danışmanlıklar yapıyorum. Özellikle bugüne kadar herhalde artık bunun sayısı yüzleri geçti. Yüzlerce farklı firmalara da eğitim noktasında işbirliği, güçbirliği yapan bir noktadayım. Yani belediyelerimiz, işte sizler gibi farklı odalarımız, sendikalarımız, valiliklerimiz, bakanlıklarımızla ilgili farklı noktalarda eğitimler vermeye çalıştım. Dediğim gibi aslında bu eğitimlerde şunu görüyoruz. Eğer bizleri doğru yönlendirirseniz çok daha farklı bir süreç gelecektir diye düşünüyorum. Ama mesela sizden ricam, aslında dedim ya sayı az. Mesela sizce müşteri nedir? Müşteri sizler bir müşteri misiniz? Bir patron musunuz? Evet belki hepimiz dış görünüş olarak ya da şu an eğitim alanları olarak patron olarak belki burada bulunuyorsunuz. Ama aynı zamanda hepimiz birer müşteriyiz. Atıyorum markete gidiyoruz, marketten bir alışveriş yapıyoruz. Bakın eczacıya sağlık sektörü var dediniz. Sağlıkla ilgili bir hizmet alıyoruz. İşte ne bileyim araç alıyorsunuz gidip orada müşteri oluyorsunuz. Gidip bakın kurslar alıyorsunuz. Şu anda bakın bizim aynı zamanda burada siz ne durumdasınız? Bizden hizmet alan bir kişi ya da kurum durumundasınız. Dolayısıyla aslında bizim günlük yaşamda biz hem yerine göre patron, yerine göre müşteri durumundayız. Ve şöyle bir soru sormak isterim. Lütfen buna cevap vermenizi rica ediyorum. Sizce her zaman müşteri haklı mıdır? Böyle bir kanaat var biliyorsunuz. Özellikle böyle yaşı daha büyük dostlarımız da var. Onlar da öyle görebildiğim kadarıyla. Onlar bizi yönlendirirse gerçekten müşteri her zaman haklı mıdır değerli dostlar? Ya da biraz da açacak olursak konuyu. Sizler günlük yaşamda haklı mı olmak istersiniz, mutlu mu olmak istersiniz? Hocam haklı olduğumuzda da mutlu olmuyor muyuz zaten sizce? Her zaman olmuyor. Maalesef her zaman olmuyor hocam. Her zaman bazen haklı oluyorsunuz ama bu sizi mutlu etmeyebiliyor. Ama ya bilmiyorum ben o zaman öyle başlamak istiyorum. Ben evet tabii ki haklı olmak aynı zamanda da bunun mutluluğu getirmesini isterim ama bazen haklılık mı mutluluk mu dediğiniz zaman evet mutlu olmayı daha çok tercih edebiliyorsunuz. Çünkü çok zor sorunlar değil. Ama biz de maalesef Türk toplumu olarak bazen sorunları büyütebiliyoruz. Hatta eğer ilerleyen dakikalarda fırsat olursa ben size küçük minik videolar hazırladım. Farklı kurumlarla yönelik olarak onlardan bahsetmek isterim. Evet aramızda borsacı ve ham madde teminci arkadaşlar varmış. Hasan Bey galiba. Erhan Bey, hocam merhaba çiçekçilik sektörü demiş. Güzel, ilgili mağazam var. Çiçek ve altyapıya gelen zamları müşteriye yansıtamıyoruz. Yansıttığımız zaman evet güzel. Mesela burada bakın harika bir şey değindiniz. İlerleyen dakikalarda çiçek sepetinden bu özellikle son dönemde artan ve online satışların sizlere nasıl yansıdığından bahsetmek isteriz ki bu müşteri profillerini, portföyünü nasıl etkiledi, bizi nasıl etkileyecek onlardan konuşmak isterim. Bence haklı değildir Ali Ünal demiş. Haklı olur, olan mutlu olur demiş. Peki inşallah hep haklı hem de mutlu olalım diyelim. Peki o zaman şöyle bakın mesela buradan başlayacak olursak örneğin ticaret odamız farklı kurumlardan ne yaptılar? Teklifler aldılar. Farklı teklifleri değerlendirdiler. Ve en sonunda da bu teklifler içerisinde işte bu kurumun vermiş olduğu teklifin daha doğru olduğunu düşünerek bizimle çalıştılar. Ya da bizimle çalışıyorsunuz şu anda. İşte bizler de şunu şöyle değerlendirmemiz lazım. Demek ki bu kurumun niye tercih ettiğinizi bulmamız lazım. Sadece ucuz olduğu için mi? Yoksa hocalar çok kaliteli olduğu için mi? Yoksa buradaki arkadaşlarla oradaki bu işi yöneten arkadaşlar arasındaki uyum sürecinden mi? Acaba bunların hangi etkenleri bizi bugün karşı karşıya getirir? Aslında bunu düşünürsek birçok şeyi de ortaya koymuş oluruz. Şimdi o zaman biraz müsaadenizle biraz klasik gitmek istiyorum. Çünkü biraz tanımlardan bahsedeceğiz. Pazarlamanın tanımından, müşteri tanımından, müşterinin beklentilerinden biraz bahsederiz. Daha sonra da bunu farklı örneklerle anlatmak isteriz. Bakın İnsanlar niye hizmet üretirler? Neticede bu hizmeti üretmek ve bunun devamlı da bunu satış yapmak isterler. Yani denilir ki bireysel veya kurumsal ihtiyaçlara cevap verecek bir fikir olabilir, bir mal olabilir, bir hizmet olabilir. Bunların uygun fiyatlandırma, uygulama ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesine pazarlama denir. Dolayısıyla bakın siz
odalarınız, oda üyelerinizin hepsinin farklı sektörde olduğunu söylediniz. Ama her sektör ayakta kalabilmek için ne yapmak zorunda? Bir arz ve talep dengesi içerisinde bir ürün üretmek ve buna karşı bir talep oluşturmak ve daha önemlisi bunu da ne yapmak? Satış ve pazarlama yapmak zorunda. Dolayısıyla bunun sonucunda olarak böyle bir süreç gelişiyor. Peki pazarlama nasıl gelişmiştir ya da nereye gelişmiştir? Aslında çok teknik ama o tekniğe girmek istemiyorum. Zaten sizler de o konuda yormak da istemiyorum. Ama lütfen şunu bilin. Babalarımızın yaptığı bir satış pazarlama tekniği artık bizdekiler aynı değil. Ya da işte bundan 50 yıl önceki bir pazarlama tekniğiyle hele çok samimi konuşuyorum. Bundan 10 sene sonraki teknikler aynı olmayacak. Dünya ve Türkiye çok hızlı evriliyor, çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla pazarlama da buradan çok farklı değişiyor. Sadece pazarlama değişmiyor, firmalar değişmek zorunda, bizler değişmek zorundayız, müşteriler değişmek zorunda. Bununla ilgili biraz sonra farklı örnekler aktaracağım size. Yani mesela eskiden daha pasif tüketiciler vardı. Gidip sadece ürün alan ya da bir şeyleri sorgulamayan bir tüketici profilimiz söz konusuydu. Ama şu an artık öyle değil. Günümüz teknoloji çağı biliyorsun, bilgi çağı. İnsanlar her türlü bilgiye veya belgeye çok hızlı bir şekilde internet üzerinden ulaşabiliyorlar. Bu da beraberinde yeni bir profil doğuruyor. Bilmiyorum daha önceki eğitimlerde bahsetmiş miydik? Biraz ondan da giriş yapmak isterim. Mesela hep bu kullanılır X, Y, Z kuşakları diye. Mesela şu anda gerçekten yeni bir jenerasyon geliyor. Z kuşağı dediğimiz. Bize kıyasla daha bilinçli, daha hızlı tüketen ama aynı zamanda da daha sıkıntılı bir profil bizi bekliyor. Çünkü daha doyumsuz, o cümleyi nasıl kullanmak lazım? Daha problemli bir nesil var. Ama aynı zamanda da daha bilinçli olması nedeniyle de artılar da olan bir nesil var. Yani eskiden evet daha pasiftik. Bir ürün alırdık, ürün bozuk olsa bile bunu sorgulayamazdın ama şu an ürünün en ufak bir sizi mutlu etmeyen bir kısım olduğu zaman direktman bunu iade edebiliyorsunuz ya da değiştirebiliyorsunuz. O yüzden mesela X kuşağı dediğimiz büyük kuşaklar yani bizim babalarımız, dedelerimiz bir ürünü değiştirmeye bile gittiğiniz zaman bunu ayıplarlardı, kınarlardı. Biz arada kaldık böyle değerlendirdim. Y kuşağı olarak belki bu konuda zaman zaman tepkilerimizi gösterebiliyoruz. Ama Z kuşağı öyle değil. Direktman ben bunu beğenmedim, bunu almayacağım, paramı ver ya da ben bunu istemiyorum diyebilen ve bunu çok gerektiği zaman çok küçük dillendiren bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Ama sonuç olarak artık aktif bir tüketici nesli bizi bekliyor. Ve burada ilginç olan, bunu da konuşacağız biraz sonra, iletişim ağını gerçekten çok güzel kullanan, özellikle sosyal medyayı yerine göre Instagram'dır, Facebook'tur, işte diğer kanallardır, YouTube'dur veya buna benzer kanalları gerçekten çok etkili kullanan, daha ilginç olan farklı sitelerde de size karşı duygularını direkt aktaran yani eksözlükten tutun da şikayetin vara kadar çok farklı alanlarda direktman ben A firmasını beğenmiyorum, A firmasındaki şu olayı doğru bulmuyorum diyerek bunu dillendiren çok ilginç bir jenerasyon var. Bu da dolayısıyla hem pazarlamanın hem de müşterilerin değiştiğini gösteriyor. Şimdi günümüzdeki insanların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi artık farklı olmak istiyorlar. Sıradanlaşmak, eskiden sıradan olmak çok problemli değildi. Yani niye? Çünkü benim ihtiyacım ne? Benim ihtiyacım olan bir kaleme ihtiyacım var. Bu kalemi alıp herhangi birine alabiliyordum. Ama şu an artık öyle değil. Daha farklı, diğerlerinde olmayan bir şeyi bulmak gibi bir olgu yaratılmaya başlandı. Ve artık müşteri şunu istiyor. Ben değerliyim ve değer görmek istiyorum diyor. Yani örneğin bir kuruma gittiğinizde ya da bir firmaya gittiğinizde ya da bir ürün pazarlayacağınızda inanın ilk istedikleri şey ürün kalitesi değil. Sizin o kişiye yaptığınız tavır ve yaklaşımlar çok önemli. Ben değerliyim, bak senden ürün alıyorum. Dolayısıyla da bu ürünü alırken lütfen benim değerli olduğumu ve benim işte paramın kıymetli olduğunu anla diye yani de anlatmaya çalışan bazı konularda haklı bazı konularda belki yanlış olan bir profille karşı karşıyayız. Ama sonuç olarak evet bu müşteri profili kendini daha değerli görmek istiyorsa demek ki biz de ona göre bir yol haritası belirlemek zorundayız. Peki müşteri değerini artırmak için ne yapmak lazım? Ürün özellikleri ve kullanımını, hizmet özellikleri erişim ve kullanımını, kadroya erişim, etkileşim imkanları ve özellikle daha önceki dönemlerde bir gereksinim olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Peki günümüze baktığımızda artık müşteri veya şirketlerin masraflarını daha asgari düzeye indirmek, daha yoğun bir şekilde teknoloji ve internet dünyasını daha yoğun kullanmak, mümkünse gel al teknik ya da self servis dediğimiz tekniklerle daha ön plana çıkmak, daha çok iletişim, daha çok işbirliği, daha çok medya ve daha çok da
destek sürecinin doğru yönetilmesini bekliyoruz. O yüzden de böyle bir durum söz konusu. Peki buradaki pazarlama gelir senteze nelerdir diye baktığımızda eskiden biz sonuç odaklıydık. Yani nasıl istiyorduk? Benim şu ürüne ihtiyacım var, ben bunu almak istiyorum. Evet alıyordum. Şu anda bununla birlikte ve tabii bu da olacak ama bununla birlikte ilişkiler ön plana çıkmaya başladı. Yani bana güzel davranan, beni değerli hissettiren, bana kaliteli ürünü daha uygun şartlarda verebilen ve benimle ilgili benim mutluluğuma katkı sağlayabilen kurumları ben daha çok tercih eder hale geliyor. İşte burada da artık biraz sonra yavaş yavaş geçeceğiz. Müşteri işleri devreye giriyor. Yani müşteri hakkında kesin bilgiye sahip olan, kazanç getirecek müşterileri önceden belirleyen veya belirleyecek niteliğe sahip olan, kısa tek atışlık değil de uzun vadeli ilişkiler hatta dostluklar kurabilen bir sürece doğru ilerliyoruz. Ve müşterilerle ilişkilerini doğru kullanan insanlar inanın çok daha başarılı oluyorlar. Mesela çoğunluk gördüğüm kadarıyla erkek. Çok kolay bir soru sormak istiyorum. Hem hemen hepinizin, bayanlar için de geçerli ama mesela kuaförlerini ne zaman, en son kuaförünüzü ne zaman değiştirdiniz? Mesela berberinizi ya da kuaförünüzü değiştirir misiniz kolay kolay? Biri söylesin mesela değiştirir misiniz? Berberinizin, kuaförünüzün diğer başka işte diğer mahalledeki Ahmet'ten, Mehmet'ten farkı ne? Yani Ayşe'den farkı ne? Mesela niye belli kurallar ya da belli branşları kolay kolay değiştirmezsiniz? Hocam var mı içinde değiştiren? Değiştirmeyi Bir bakalım. soracağım. Yani açıkçası daha güvende Değil mi? hissedebiliriz o kişiye karşı Güzel. kendimizi. Emanet ediyoruz Yani saçlarınızı kendimizi. emanet ediyorsunuz, işte bakımınızı, güzelliğinizi emanet Evet. ediyorsunuz. Evet. Peki yani evet sizin alıştığınız atıyorum bir Ayşe Hanım diye biri var. Niye başka bir Fatma Hanım'ı tercih etmek gibi bir gereksinimi duymuyorsunuz? Belki diğerlerini de denemişizdir. En iyi olanı o olduğunu düşündüğümüz için ona devamlı gitmeye Evet, başladığımız için güzel. yani. Aslında bakın ne yapıyorsunuz hocam biliyor musunuz? Yani özür dilerim burada çok net belirleyelim ama konuşan kimdi şu anda biz önce? Hande Hanım Benim ha. hocam Hande. Hocam aslında siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bakın Hande Hanım o arkadaşınızla ya da o kuaförünüzle diyelim aranızda özel bir bağ kuruyorsunuz. Dolayısıyla o bağ kurduğunuz için aranızda bir iletişim, bir etkileşim, bir ilişki başlıyor. Ve hatta biliyorsunuz genelde bayanlar da bilmiyorum ne kadar ama erkekleri çok daha belirginde. Arada daha sonra bir müddet sonra çok daha samimi muhabbetler hatta dedikoduya varan muhabbetler dönmeye başlıyor. İşte aslında burada eğer siz yıllardır aynı berberi kullanıyorsanız, yıllardır aynı bakkala gidiyorsanız, yıllardır aynı ne bileyim işte kurumdan hizmet alıyorsanız aslında ne yapmıştır? Zamanında o kişiyle aranızda organik veya doğal farklı şekillerde bir bağ oluşturmuşsunuzdur. O sizi kendinize iyi hissetmenizi sağlamıştır ve siz her sene oraya giderek o ürünü daha rahat, daha güvenli alacağınızı düşünmüşsünüzdür. Mesela alışveriş de öyle. Genelde hep aynı firmaları tercih eder ya da aynı markaları tercih edersiniz. Neden? Ya bu marka ile alakalı. Bazıları marka saplantısı vardır, bazıları markadan dolayı bunu tercih eder ama çoğunluk olarak oradaki ilgi alakadan dolayı tercih edersiniz. Evet, aa bak bu ürün çok yakıştı, aa bu seni çok açtı cümleleri inanın. Belki çok tuhaf gelir ama insanların duymak istedikleri cümlelerdir ve bundan dolayı da bunu şey yapmayız. Güzel. Bakın memnuniyet varsa güven var ise değişmez demiş. Hocam doğru, çok doğru bir tespit. Ali Bey söylemiş. Bakın Erhan Bey'in cümlesi daha da doğru açıkçası. Hocam alışkanlıklardan vazgeçmekten korkuyoruz demiş. Erhan Bey söylemiş. Kesinlikle doğru. Çünkü başka bir yere gittiğimiz zaman sanki bizim saçımızı yakacaklar ya da ne bileyim çok daha kötü keseceklermiş gibi bir psikoloji yaratılır. Aslında bunu da yarattığım şey bizim kendi bilincimizle alakalı durumlardır. Peki ne yapmak lazım? İşte burada günümüzde artık günümüz şartlarına uygun olarak CRM dediğimiz ya da Türkçe mealiyle MI dediğimiz müşteri işleri yönetiminin artık kullanılması bundaki otomasyonları yapmak lazım. Belki biliyorsunuzdur günümüzde çok farklı şeyler çıktı. Otomasyon programları çıktı. Bilgisayara yüklüyorsunuz. Bütün müşterinin bilgilerini girdiğiniz andan itibaren o müşteriyle ilgili her türlü donanıya ulaşabiliyorsunuz. Hatta o müşterinin doğum tarihinden tutun da o müşterinin ne beklentisine kadar her türlü de not oraya yazdığınız takdirde de bu programları sizi yönlendiriyor. Daha ilginç olan kendi çalışan arkadaşlarınızın da ya da pazarlama departmanınızın da ne kadar performans olduğunu görebiliyorsunuz. Onu şu an konumuz değil ama ilerleyen zamanda vakit kalırsa değinmek isteriz. Şimdi peki geleneksel pazarlamada ne vardır?
Neticede kar amacı vardır. Daha çok para kazanma amacı vardır. Özellikle bireysel ve hatta mümkün mertebe daha büyük satışlar hedeflenir. Daha çok eski teknikler kullanarak veya da araçlar kullanarak daha çok ürün, daha çok malzeme satma hayali söz konusudur. Ve ilginç olan şu, pazarlama departmanının bölümü işidir diye bakılır. Artık günümüzde, kusura bakmayın, bu pazarlamanın bir işi değil, tam tersine artık herkesin bir işi. Mesela bir firmaya gittiğinizde, kapıdan girdiğiniz andan itibaren eğer siz güler yüzle karşılanmıyorsanız, eğer size özür dilerim, ABN tabiriyle adam gibi bir değer verdiğinizi göstermiyorlarsa, siz o firmadan alışveriş yapmazsınız. Yani demek ki illa sadece satış pazarlama departmanı değil, sekreterlikten başlayan ki ta en üst noktaya kadar giden, patrona kadar giden süreçte artık bütün bunlar bizi ne yapıyor? Etkileyen unsurlar. Mesela burada ne yapmak lazım? Örneğin şunu yapabilirsiniz. Bazı firmalar çok hızlı büyürken, çok büyük paralar kazanabilirken neden bazı firmalar yerinde seyahat ya da hatta bazıları batar? Mesela dün bir haber vardı. İşte Ankara'da şu kadar firma, İstanbul'da bu kadar firma, kaç bin tane mesela son birkaç ay içerisinde çok fazla firmanın battığından bahsetti. Tabii ki günümüz koşullarının olumsuz etkileri var, o ayrı konu ama bazı firmalar ayakta kalırken neden bazıları daha büyük fırsatları yakalayabiliyor? Dolayısıyla bunu bir düşünmek gerekiyor. Artı acaba bizim müşteri dediğimiz profilde neler var? Biz müşterilerle bireysel bir bağ mı kuruyoruz yoksa kurumsal iletişimlerimiz daha ön planda mı? Ve bu bağları kısa vadeli mi uzun vadeli mi kuruyoruz? Bunları birazcık değinmek gerekiyor. Şöyle yaparak devam edelim o zaman. Kıyaslayarak devam edelim. Geleneksel ve ilişkisel pazarlamayı. Birinde bireysel satış ön plandadır. Kolay kolay insanlar, biraz önce hocam çok güzel söylemiş, kurumlarını değiştirmezler. Alışkanlıklarımızı biz kolay kolay vazgeçemeyiz ve bundan dolayı da bireysel takılırız. Eğer işte karşıdaki firmada bulur, biliyorsa bizi kullanabilir de. Hep aynı firmadan ürün alıyorsanız, hep aynı firmayla çalışıyorsanız bu çok iyidir ama aynı zamanda bazen bu durumlarda olur. Geleneksel pazarlamada sürekli müşteri vardır. Ürün özelliklerine odaklanma vardır. Ve kısa zaman bir ölçeğinde bunun çözülebileceğine inanç vardır ve yüzeysel bir müşteri ilişkisi söz konusudur. Yani şöyle nasıl daha düzeltiyorum bunu. Hizmet olayı yüzeysel bir vurgu üzerine ilerler. Karşılıklı fedakarlık, tamam ya biz şöyle yapalım denilir. Hatta pazarlıklar yapılır. Pazarlıklar her iki tarafında kendi ödün verebildiği şekilde yapılır. Yani mal sahibi der ki bak senin için şu kadar fedakarlık yaptım denir. Öbürü şu kadar yükselttim rakamı denir. Ama sonuç olarak ortak nokta buluşulur. İlişkisel pazarlamada ise müşteri tutmaya odaklanıldığı için ve sürekli yeni müşteriler kazanılmaya, yeni müşterileri daha çok etkilemeye, onlara daha yeni imkanlar sunmadan onlara odaklanma söz konusudur. Ve uzun bir zaman içerisinde onları daha çok elde tutma hedeflenir. O yüzden de bunlarla ilgili müşteri hizmetlerine daha bir yoğunlaşma, daha çok kalite artırıcı faaliyetler ve daha çok insanların duymak istediği cümleleri söyleyen bir algı söz konusudur. Bu şekilde bir süreç yönetilir. Peki devamında ne olur? Bakın burada baktığımızda birinde kar, neyle ilgili kar? Satışla ilgili kar vardır. Yani birinde para odaklılığı vardır ama birinde ilişki odaklılığı söz konusudur. Sizden ricam ne olur? Evet tabii ki parayı önemsiyoruz, para da kazanacağız ama sizden ricam para odaklı çalışırsanız bir müddet sonra o para bitebilir. Ama ilişki odaklı çalışırsanız bu sizi daha uzun vadelerde bir yere taşır. Mesela şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. Hocam bir müşteri geldiği zaman niye ilk müşteriye sorduğumuz soru Türkiye'de direktman hemşerim nerelisi muhabbetidir? Nasılsınız, iyi misiniz diye sorduktan sonra ilk sorduğumuz soru genellikle Anadolu'da bu çok yaygındır. Anadolu tabiri nerelisin ya da nerelisin diye sorulur. Niye biz insanlara ilk sorduğumuz soru onun nereli olduğudur? İşte bunu nasıl yorumlamamız gerekir sizce? Niye onu soruyoruz? Onun Konyalı olması, Vanlı olması, İzmirli olması, Antalyalı olması sizce neyi etkiler? Güzel. Odaklı her daim kazandırır demiş. Kesinlikle. Güzel. Bakın ortak nokta belirlemek. Sohbete en kolay başlanacak yer diye düşünüyorum hocam ben de. Bir daha söyleyin. Sohbete en kolay başlanılacak, en hızlı bir şekilde iletişim kurulacak bir yer diye düşünüyorum, alan diye düşünüyorum. Çok güzel. Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Çünkü hocam Türk toplumu havadan sudan konuşmayı sever. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? Daha nasılsınız? Muhabbet. Ve orada işte nerelisiniz, ne iş yapıyorsunuz?
Ya ben sizi birine benzettim muhabbetleri döner. Aslında burada çok ya, herkes biliyor. Aslında orada bir bağ kurmaya, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Mesela aa sen mi Konyalısınız? Aa ben de Konyalıyım ya da işte aa ben de Polatlılıyım. Ben de işte ben de İzmirliyim. Ben de bilmem nereliyim diyerek bir bağ kurulur. Dolayısıyla burada o bağ kurulduktan sonra zaten ne yapmış olursunuz? Onu aslında kafanızda kurgulamış olursunuz. Biraz onu değinmek istiyorum ilerleyen dakikalarda. Mesela farklı müşteri profilleri var. Hani kişilik testlerinde olduğu gibi, kişilik karakterinde olduğu gibi farklı müşteri profilleri vardır. Ve bazı müşteriler özellikle sıcak ilgi çok daha isterken, çok daha beklerken bazıları bu ilişkilerden rahatsız olabilir. Ama sonuç olarak her insan kendisiyle belli bir düzeyde ilişki kurulmasını ister. Nerelisiniz? Şuralıyım. Öyle mi? Ha, siz de mi bu sektördesiniz ya da şu işi mi yapıyorsunuz dediğinizde bunlar o insanları mutlu edecek unsurlardır. Bu da haliyle bizi de daha çok mutlu eder. Niye? Çünkü ortak nokta bulmuşuzdur. Ortak bu nokta bulduğumuz için artık ne diyelim onunla ilgili süreci daha rahat yönetme fırsatı buluruz. Bütün bunlar bizim için olumlu avantajlardır. Peki yine devam edecek olursak burada aktörler kimler? Yani mesela pazara gittiniz. Mesela bilmiyorum Polatlı'da pazarda hep aynı müşteriden ürün alırsınız. Yoksa hangi ürünü daha çok severseniz en çok domatesi, biberi, yani bilmiş de karpuzu sıradan müşterilerden mi alırsınız? Yoksa hep aynı tanıdığınız pazarcılarınız var mıdır? Peki biz vardır diyelim. İşte varsa aslında siz daha çok geleneksel bir taktik uyguluyorsunuz. Ama tam tersine pazarı gezip de en kaliteli ürünün hangisinin olduğunu görüyorsanız, en ucuz ürünün hangisi olduğunu görüyorsanız ya da size daha uygun koşullar sağlayacak birini bulabiliyorsanız artık siz ilişkide artık gelenekselden ziyade daha çok ilişkisel pazarlamaya geçtiğinizi söyleyebiliriz. Ve siz artık çıkarlarınızı, Ahmet İlmed'in çıkarı neydi? Kendi çıkarlarınızı, kendi ideallerinizi daha ön plana çıkardığınızı söyleyebiliriz. Yani birinde satıcı ile alıcı arasında bir iletişim söz konusudur ama diğerinde artık satıcı alıcıdan ziyade ilişkiler söz konusudur. Sizden şunu rica ediyoruz. Bakın, şu soruyu kendinize sorun. Hepiniz farklı firmalarsınız, farklı sektörlersiniz. Dedim ya gıda var, ilaç var, tarım var, eğitim var. Ya ben niye bir atıyorum bir traktör alacak olsam ya da bir tarım aleti alacak olsam niye A firmasını değil de işte atıyorum niye genç oğullarını tercih edeyim? Niye dinç oğullarını tercih edeyim? Niye işte üstünü tercih edeyim, ölmezi tercih edeyim? Bunu lütfen bir düşünün bakalım. Niye onu tercih etmeliyim? Sizden en önemli ricamız şu. Lütfen bir müşteriyle görüştüğünüzde ilk yapacağınız şey ne olur? Direktman onu satacak ürün alacak biri gibi değil de bir arkadaş gibi, bir dost gibi, bir muhabbet edeceğiniz insan gibi karşılar ve bu tür bir ilişki kurarsanız ki biraz önceki mantık bununla alakalıdır. İnanın çok daha güzel verim alabilirsiniz. O yüzden sizden ricam ilişkilerinizi ticari olarak değil de daha dostane kurduğunuzda siz çok daha kazançlı oluyorsunuz. Belki o anda sizden ürün almayabiliyor ya da sizin ürününüz onun için pahalı olabiliyor. Ama inanın bir müddet sonra mutlaka ya benimle sağ olsun Hande Hanım ilgilenmişti, İnanç Bey ilgilenmişti, Burcu Hanım ilgilenmişti. Ben buraya gidip bunlarla şöyle bir alışveriş yapmalıyım diyerek bu kez ne yapar? Size doğru daha farklı bir dönüş sağlanır. Bu gerçekten önemli değerlerdir. Ve süre olarak baktığımızda eğer siz güzel dostluklar kurarsanız, güzel dostlar kurduğunuz takdirde bu hayatınızın birçok süresine devam eder. Yani artık o sizin arkadaşınız, dostunuz olmuştur ve o ürünle ilgili bir ihtiyacınız oraya gidersiniz. Yani mesela dün kendime bir örnek vereyim. Gözlük camında bir problem oldu. Yıllardır gittiğim bir gözlük var, ona gittim. Oysa yakında başka bir gözlük de vardı ama ona gittim. Niye? Dedim ki evet bunu lütfen yeniden düzenleyin. Bunun gibi. Ya da arabanızı servise götürüyorsunuz. Israrla aynı servise götürüyorsunuz. Aynı ustaya götürüyorsunuz. Niye? Çünkü neticede arabanız sizin için önemli. Yolculuk yapıyorsunuz. Canınız var. Ne yapıyorsunuz? Güvendiğiniz için oraya gidiyorsunuz. İşte bütün bunlar aslında onun çok iyi usta olmasıyla alakalı olmakla birlikte esas sebep sizin bilincinize ya da bilinçaltınıza yatırdığı güven duygusu ve buna bağlı o aranızdaki organik bağla alakalıdır. Özellikle gelenekselde daha resmi ilişkiler söz konusudur ama günümüzdeki ilişkisel pazarlamada artık resmiyetten ziyade daha sıcak, daha yönetilebilir bir süreç bizi beklemektedir diyoruz. Yani sonuç olarak şöyle baktığımızda ilişkisel pazarlamada müşteriye adanmış, güvenilir, müşterek, şeffaf ve kesinlikle samimiyetle bezenmiş bir bağ kurulur. Bu beraberinde yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmayı sağlar. Müşteri önerilerinin duyarlılığı ve daha kısa sürede belki daha kısa sürede avantaj gibi görünse de uzun vadede büyük daha büyük kazançlar sağlar. O yüzden bunlar bizim için gerçekten müşteri
böyle hani vurkaç taktiği değil de ben bunu affedersiniz kazıklayayım değil de daha uzun soluklu neler yapabilirim, daha güzel sonuçları nasıl elde edebilirim diyerek bir süreci yönetmek gerekir diye değerlendiririz. O yüzden de burada bazı özel durumlar vardır. Sizden ricam, bakın sektörünüzün ne olduğu önemli değil. Rica ediyorum ne olur kendinizi değerli hissettirecek yerlere gidiyorsunuz. O zaman siz de müşterinizi lütfen onları değerli hissettirin. Yani örneğin bakın işte nedir biz Polat Hotel odasına geldiğimizde, kapıdan girdiğimizde bizi güler yüzlü biri karşılıyorsa, merhaba hoş geldiniz diyerek bize bir ilgi alaka gösteriliyorsa bu onunla ilgilenildiğini, ona değer verildiğini gösterir ve bu da o gelen kişiyi mutlu eder. Hele bunu bir ticari olarak baktığınızda der ki o firma ya da o kişi evet bak benimle ilgilendiler, beni önemsiyorlar ve beni anlayacak potansiyele sahipler denir. O yüzden bu önemlidir. Burada aklıma bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Burada biraz da beden dinine de girmek istiyorum değerli dostlar. Sizden ricam şöyle bir şey yapmanızı istiyoruz. Bugünden itibaren bakın çok basit bir taktik ama bu tutar çok da önemlidir. Ne olur inşallah pandemi de azalıyor. Yavaş yavaş daha güzel günlere doğru gidiyoruz. Maskelerden kurtulduğumuz andan itibaren sizden ricam lütfen yolda giderken insanlara selam verin. Ama bu selam verirken de lütfen şu hareket. Bakın hafif bir kafanızı çok tatlı bir sallamayla ve şu hareket. Bakın sırıtın demiyorum. Tebessüm edin. Merhabalar, günaydınlar, iyi günler. Bakın insanoğlu çok mükemmel ama zaman çok ilginç bir varlıktır. Çok özel yetenekleri olan bir durumdayız. Ama hani nasıl ki yüz okuma var ya şu anda artık teknoloji çok yüz okuma çok yoğun kullanıyor. Aslında bizim gözlemimizde de mükemmel bir yüz okuma tekniği var değerli arkadaşlar. Yani bir insana baktığımızda, bakın ben şu an bakıyorum şöyle örneğin bakın İnanç Bey var, İsmail Bey var, işte Eşref Bey'i görebiliyorum. Şu anda Furkan Bey var, Berna Hanım var, İbrahim Bey var ve bazı arkadaşlar var. Bakın bazıların kamerası bazıları kapalı. Şimdi lütfen bilin, beni gördüğünüz andan itibaren kafanızda bir imaj oluşur. Yaklaşık olarak bu imajın oluşması 3 saniyedir. Ve 3 saniye sonra dersiniz ki Erhan Bey bana güven veriyor ya da Eşref Bey bana güven veriyor da güven vermiyor diye bakarsınız. Niye göre bakarsınız? İnanın sadece o görünüşe göre. Peki hocam biz bu ilk 3 saniyelik süreci, o hani değer yaratma sürecini olumlu ya da olumsuz yöne dönüştürebilir miyiz? Kesinlikle dönüştürebilirsiniz. O yüzden sizden ricam bu çok önemli. Ne olur? Bakın şu hareketi yapın. Bakın şu hafif şöyle tebessüm edeceksiniz. Bakın merhabalar. İnanç Bey merhabalar. Nasılsınız? Bakın bakın hocam bu hareketi yapmanızı istiyorum. Bakın şu hareketi yaptığınızda kapıdan biri merhaba hoş geldiniz lütfen buyurun diyerek onu hem enerjinizle ses tonunuzla ama özellikle de bakın şu kafa sallama ve tebessüm ederek merhaba hoş geldiniz lütfen buyurun bu hareketi yaptığınızda siz aslında karşıya direktman olumlu mesaj vermiş oluyorsunuz. Bununla ilgili çok fazla çalışma var. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada. Hocam niye özellikle bu kafa salladık? Bakın kafa sallama olayı aslında karşıyı onayladığımızı, karşıya değer verdiğimizi ve karşıyı tasdiklediğimizi gösterir. Bilinçaltı der ki evet bak İnanç beni onayladı, İsmail Bey beni onayladı diye algılar. İki tebessüm ettiğinizde de der ki evet bak bu çok güzel bir adam, çok güzel bir insan. Dolayısıyla beni bak bana gülümsedi. Demek ki bana gülümsediğine göre bana zarar vermezler. Bunu algılayan bizim ilkel beynimiz dediğimiz amigdalamızdır. O yüzden sizden ricamız eğer bir müşteri kazanmak istiyorsanız rica ediyorum onunla yapacağınız en önemli şey ilk başta bakın o ilk 3 saniye dediğimiz süre içerisinde bunu başınızı hafif tatlı bir şekilde sallayarak hafif tebessüm ederek ve çok böyle daha enerji bir ses tonuyla onu karşıladığınızda aslında siz ne yapmış olursunuz? Onun bilinçaltına ey insan ya da ey Ahmet, Mehmet, ey Furkan, ey Beyza Nur ben dostum, ben bir arkadaşım, bana güvenebilirsin mesajı yaratmış olursunuz. O yüzden bu gerçekten önemlidir. Sonuç olarak dediğim gibi yeni değerler belirleme, bunu yaratma, işte müşteriyle ilgili daha farklı duyguları veya daha farklı süreci paylaşmak istiyorsak o yüzden ne yap? Bir, her insan değer görmekle birlikte algılanmak ve anlamak, anlaşılmak ister. O yüzden öncelikle kendinizi nasıl anlatmak istiyorsanız bir firmaya gittiğinizde size gelen müşterilerinizi önce anlamanızı beklerler. İkinci olarak değer yaratma üzerinde bir odaklanma isterler. Yani bak ben değerliyim, bak benim param var ve ben buraya geldim mesajı yaratırlar. Mesela lütfen yanlış anlamayın. Niye bazı insanların marka saplantısı vardır? İlla bilmem ne markasından giyinecek, illa bilmem ne arabasına binecek, illa bilmem ne ürününü kullanacak. Niye? Aslında bu şuradaki bilinçaltında yaratılan mesaj şudur. Bak ben değerliyim ve ben işte bu
dünyaca ünlü X markasının sahibiyim. Bak bunu alacak güç ve kudrete sahibim. O yüzden ben değerliyim mesajı yaratılır. Ha, doğrudur, yanlıştır tartışılır ama sonuç olarak böyle bir süreç var. Devam edecek olursak süregelen ilişkinin ya da işbirliklerinin yönetilmesi çok önemlidir. Biraz önce bahsettim. Sadece para odaklı değil, sonuç odaklı, ilişki odaklı, dost odaklı çalışmalar gerçekten bizlere çok daha güzel şeyler kazandırır. Ha, burada bir detay daha var. Hocam herkese mi aynı şey yapalım? Herkese mi sırıtalım? Herkese mi işte ne bileyim işte gülücükler dağıtalım? Hayır. Burada mesela çalıştığınız sektörün niteliğine göre, niceliğine göre mesela bir çalıştığınız sektörde örneğin bir tezgahtar arkadaş var. Her gelen müşteriye çok samimi davranması bazı durumlarda yanlış da anlaşılabilir. Ama burada o ölçüyü koruyacak, o dengeyi sağlayacak argümanların daha doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Ama bu bize o doğru argümanlar neyi sağlar? İnanın karşılıklı bağlantıyı, karşılıklı bağımlılığı ve karşılıklı uyumu sağlar. Mesela yine işte bedeninden bir örnek vereyim. Lütfen bir insanla ne kadar güzel uyuma girerseniz o kadar çok anlaşabilirsiniz. O çok önemli bir cümledir. Uyuma girmediğiniz insanla çok fazla anlaşamazsınız. Şimdi birkaç soru da gelmiş. Bir yandan da şeylerinizi okuyalım, kusura bakmazsanız. Evet, biraz önce şeyden sorulardan başlamıştık. Hocam ürün araçtan kazanır demiş. Tabii ki onu söylemişiz. Bence doğru alışveriştir. Samimiyet derken hızlı kullanan samimiyet aslında güzel. Hocam bakın şunu kastetmiyoruz. İlk defa müşteri geldi. Ben ona çok samimi oldum. Oo, merhaba canım diye. Bakın onu kastetmiyoruz. Ama şunu kastediyoruz. O insanı çok özellikle belirtiyorum. Sadece para kazanacağınız ya da bir ürün satacağınız bir meta gibi görmeyin. Onu anlamaya, onu dinlemeye, onu değerli olduğunu hissettirmeye çalışın. Tabii ki yardımcı oluruz. Ne ikram edelim? Bir çay kahve alır mıydınız? Aslında yorgun gördüm, terlemiş gördüm. Bir ayranımızı içer misiniz dediğinizde o insan bundan mutlu olur. Ya da lütfen bir soluklanın, hallederiz. Tamam bu çözüm yapılabilir dediğinizde bundan insanlar mutlu olurlar. Örneğin mesela bir ürünle ilgili sorun yaşadınız. O ürünle ilgili dediniz ki bak ben bunda sorun yaşıyorum dediğinizde birçok firmada özellikle geri dönüşlerde çok ciddi sorunlar yaşanır. Eğer siz gelen müşteriyi sakinleştiremezseniz, onun sakin olmasını sağlayamazsanız problem yaşarsınız. İşte onun yerine gelen müşteriyi sakinleştirirseniz, tabii ki Ahmet Bey lütfen bir oturun, hallederiz dediğinizde çok daha farklı olacaktır. Buradaki samimiyetle kastettiğim, herkese aa merhaba dostum ne haber değil. Ama ona insan olduğunuzu, onu önemsediğinizi gösterecek argümanlar kullanmanız anlamında. Güzel hocam, e-ticarete gireceğim. Hocam e-ticaret apayrı bir dünya. Gerçekten özellikle bu son dönemde belki yeni kavramlar dünyamıza girdi. YouTuber'lar girdi, influencer'lar girdi. İşte e-ticaretin yeni versiyonları ortaya çıktı. Hatta belki onunla konuşacağız. Biz dükkanı nereye açalım? Yani hatta bakın birkaç gündür bir online sitede mesela diyor ki size dükkan açalım diyor. İşte ana cadde üstünde olsun bilmem ne olsun diyor ama aslında kastettiği Türkiye'de çok büyük bir ne diyelim işte satış firmasının reklamını yapıyor. Neden? Çünkü artık günümüzde ona doğru kayıyoruz. Kira derdi yok, elektrik su parası derdi yok. İşte ne bileyim belki personel giderleri çok daha az ama dolayısıyla ona doğru giden bir sektördeyiz. Dijitalde dikkat edeceğim çok şey var hocam. Dijitalin kuralları çok daha farklı. Onları anlatacağız. Onu anlatacağım söz. Gelelim vadeli satışlara. Ertuğrul Bey demiş ki hocam bunlar vadeli satışlarda nasıl olur demiş. Şimdi hocam sektörünüzde bilmiyorum Ertuğrul Bey ama mesela vadeli Zira ilaç Ertuğrul satışlar Bey. ilaç. Evet. Şimdi şöyle hocam bakın eskiden şöyle bir kavram vardı. Yaz alırdı. Yaz harmana mantığı vardı. Ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Eskideki insanlar borçlarına sadıklar. Daha dürüst. Daha gelenekçi insanlar. Size de onu anlatmaya çalışıyoruz. Günümüzdeki insanların artık çok fazla gelenekle bir alakaları yok. Benim çıkarım nereye gerektirirse onu yaparım diyen, hatta mümkünse de daha uygun koşullarda almayı tercih eden, siz ona vade yaptığınız zaman da bunu çok doğru bulmuyor. Mesela bakın vade satışıyla ilgili son dönemde en ilginç örnek şudur. Hatırlarsanız Ramazan ayında çok konuşulmuştu. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz net şeyler, zincir mağazalar sürekli açıktı. Ama bakkallar kapalıydı ya da bakkalların sadece belli şeyleri vardı ya da belli noktalardaydı. Sonra ne yaptı? Dediler ki işte hükümetimiz hafta sonunda sadece bakkallar açık olacak dediler. Niye? Aslında siz gidip bakkalınıza ne yapıyorsunuz? Yazdırıyorsunuz, ekmeğinizi yazdırıyorsunuz, yumurtanızı yazdırıyorsunuz ve aranızda bir bağ var. Ama siz aynı şeyi, şu an isim vermemek doğru değil,
işte ulusal bir markada o kasada o ürün almak için kasada mutlaka o parayı ödemek zorundasınız. Vadeli satış yapma şansınız da zaten yok. Burada da şunu yapılması gerekiyor. Günümüz şartlarında vadeli satış yapacaksanız gerçekten karşıdaki adamın güvenilir olup olmadığına bakmanız lazım. Güvenmediğiniz birine satış yapmaktansa yapmamayı daha çok düşünmeniz lazım. Eğer bunları dikkat etmezseniz gerçekten çok ciddi zararlar görebiliyorsunuz. Bu konuda da maalesef çok ciddi batan ya da bu konuda bayağı mağdur olan insanlar, dostlar da tanıyoruz maalesef. Peki biraz buradan devam edelim, hızlanarak devam edeyim müsaadenizle. Hocam burada bir araya girebilir miyim? Buyurun, tabii ki. Yani şimdi burada hani benim vadeli satıştan kastım şuydu. Şimdi ikili ilişkilerimiz çok güzel oluyor. Hocam sesinizde çok özür dilerim. Birinci sene, Sesinizde ikinci bir sene, üçüncü sene. Hocam sesinizde bir Geliyor mu hocam şu an? bulanıklık var. Bir daha söyler misiniz? Özür dilerim. Nasıl hocam şu an? Biraz daha mikrofona Hani yaklaşırsanız ya da sesinizi bir ton daha yükseltirseniz. müşteriyle biz bildiğiniz gibi karşılıyoruz, güler yüz gösteriyoruz, çayımızı kahvemizi ikram ediyoruz ve belli bir süre sonra evet bu samimiyet oluşuyor. Bir sene, iki sene, üç sene bu samimiyetler gelişiyor. Beraber yemekler yenilmeye başlıyor. Ondan sonra vadeli satışta örnek veriyorum bir borç alacağı var veya konuşuyoruz diyoruz ki yedinci ayda bir ödeme yapılacak. Fakat bu ikili ilişkilerdeki samimiyete dayanılarak ya işte benim banka kredim vardı, şuraya vardı. Ya sen beklersin, idare edersin. Yani bir şekilde mal kaptırılmıyor. Yani o para gene geliyor ama bu ikili ilişkiler biraz daha hani suistimal edilmeye başlanılıyor. Yani orada yani hani parayı alamamayı kastetmiyorum ama sizin iyi niyetiniz bir şekilde suistimale gidiyor ve biraz daha vadeler işte görüşler gecikmeye başlıyor. Ve bunu herkese yaşıyoruz samimi olduğumuz. Doğru. Siz diyorsunuz samimiyette bazen zarar getirir diyorsunuz. Doğru mu anladım Ertuğrul Bey? Doğrudur, doğrudur hocam. Anladım. Hocam burada bakın kesinlikle bilmiyorum küçük yerlerde bu daha yoğundur maalesef. Burada işte o dengenin hocam çok güzel kurulması lazım. Mesela ya nasıl işte dediğiniz gibi A firmasından ürün alırken peşin alırken size gelip de bunu yaz harmana diyorsa bu aslında evet, sorgulanması gereken, değerlenmesi gereken bir konudur. Burada da siz şunu yapabilmeniz lazım. Değerli dostum, benim de ödemelerim var, benim de çalışanlarım var, kira ve diğer işte nedir giderlerim var. Lütfen şu tarihte, hocam bakın sizden şunu rica ediyoruz. Özellikle satış pazarlamada yani bu ya da bu işte müşteri ilişkilerinde bir müşterinizle ilişkinizde ne olur kuralları işletin. Bakın bizim peygamberimizin sözü var. Diyor ki lütfen akit yapın diyor. Siz müşterinizle akit yaptığınızda bunun adı sözleşme olabilir, senet alabilirsiniz, senet verebilirsiniz. Ne kadar bu işi profesyonel yaparsanız o kadar rahat edersiniz. Karşıya da şu mesajı verirsiniz. Eğer siz çok özellikle yürütüyorum karşıdaki kişiye birazcık esnek davranırsanız karşıdaki bunu daha esnetmeye kalkar. Ya o Ertuğrul bir ay daha beklesin de gidip ben arabayla yeni bir araba alayım, yeni bir ev alayım demeye kalkar ya da yeni bir başka bir ürün almaya kalkar ve siz sallayabilir. İşte siz Ahmetciğim benim sen ne zaman ödeyeceksin bunu ya da ne zaman bunu alacaksın şu tarihte. Atıyorum 15 Haziran'da bunu ödeyebilir misin? Öderim. Hocam 15 Haziran, 20 Haziran her neyse onu mutlaka tarihini belirtip ona uygun düzenleme yaptığınızda ve bak Ahmetciğim ben 15 Haziran'da param gelmezse bununla ilgili sana güvenerek iş yapacağım. Sorun yaşarım. Dolayısıyla seni kırmak istemem bunu lütfen bu şekilde yap diye belirttiğinizde onu ödemek zorundadır. Ama ortağım ya hallederiz ya ki genelde Anadolu'da bu vardır. Tamam sonra da ödersin derseniz İnanın bunun önünden geçemezsiniz. O yüzden size tavsiyemiz lütfen oyunun kurallarını baştan koymanız hocam. Bu şekilde daha mantıklı olur diye düşünüyoruz. Peki o zaman bunları biraz geçelim. Şimdi ya dediğin sorulara da biraz sonra değineceğim. Ama sonuç olarak peki hocam ne yapmamız lazım? Arkadaşlar günümüzde şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, hangi firma olursanız olun, hangi sektör olursanız olun, eğitim de olsanız, tarım aletleri de olsanız, ilaç firması da olsanız, gıda da olsanız, hatta bakın ticaret odası bile olsanız hocam artık günümüzde kendinizi pazarlamak zorundasınız. Kendinizi nasıl pazarlayacaksınız ve bunu da günümüz şartlarında artık teknolojik imkanlarla pazarlayacaksınız. Yani bugün inanın çok abine terli bacak kadar çocukların artık YouTube sayfaları var, Instagram sayfaları ve burada çok ciddi çalışmalar yapılıyor.
Madem burada giriş yapmak istiyorum, çünkü bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte biraz önce bahsetmiştim, ben şu anda Orman Genel Müdürlüğümüzle ilgili farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda da inanın biz geçen hafta Muğla bölgesinde bazı çalışmalar yürüttük. Yani 2 haftadır bu çalışmalar yürütüyoruz. Orada işte yeni tabirle influencer dediklerimiz, YouTuber dediğimiz arkadaşlarla görüşme ve tanışma fırsatımız oldu. Bakın bunlar yaş ortalaması 18'de işte 35 bandında olan, ağırlık olarak 25 bandında olan gençler. Ama bu gençlerin çok ilginç olan takipçi sayılarına baktığımızda 200 bin, 300 bin, 100 bin, 1 milyon, 1,5 milyon civarında takipçileri var. Peki ne yapmış bunlar? 1,5 milyon takipçi elde etmek için ne yapmış? Kendilerine göre dedikleri şey, içerik üretiyoruz hocam diyorlar. Yaptıkları şey, lütfen yanlış anlaşılmasın. Belki biraz herhalde artık biz biraz yer kuşu olunca biraz daha geri kapalı değerlendiriyoruz. Merhaba, burada ağaç var, burada çiçek var diyor ama belli bir hedef kitlesine onu oluşturmuş. Ve hedef kitlesine neyi sunarsa sunsun. Bak bu bir bardak, bak bu bir su dediği zaman bunu bile satacak hale gelmiş. Ve inanın mesela orada bir paylaşım yapıyor. İşte diyor ki ekoturizm rotası diyor. Ya da diyor ki işte bilmem ne mağazasından diyor. Mesela kıyafet giymiş. Diyor ki ben bu ceketi diyor bilmem ne mağazasından aldım. Siz de alın arkadaşlar diyor. Yukarı doğru kaydırın. Diyor %5 indiriminiz var. Ve ilginçtir. Orada duyunca çok şaşırmıştım. Bir hanımefendi sadece bir Türkiye'deki bir uluslararası bir mağazaya diyelim. Bir günde 9 milyarlık alış satış yaptırmış. Ama aldığı paraları duysanız çok daha astronomik rakamlar. Şimdi bazen düşünüyoruz ya diyoruz biz üniversitede akademisyeniz bu kadar emek veriyoruz akademiye işte bilime. Ama bir YouTuber ayda ortalama 5 bin lirayla 165 bin 200 bin lira kazananlar var. O zaman diyorsunuz ya biz de mi YouTuber olmalıyız? İşte dolayısıyla bu esprisi ama demek ki şunu yapmamız gerekiyor. Günümüz şartlarında oyunun kuralları değişiyor değerli arkadaşlar. Demek ki bizim her alanda mutlaka teknoloji doğru kullanmamız lazım. Yani bakın bundan 10 yıl önce, çok eski değil, 10 yıl önce işte şimdikiler gibi yemek sepetleri, çiçek sepetleri, yok getiriler vesaireler var mıydı? Yoktu. Hepsi buralara gidiyorlar, enumbreler var mıydı? Yoktu. Bakın demek ki var. Ve bu şunu gösteriyor, rakiplerimiz çok hızlı ilerliyor, çok daha hızlı büyüyor. Demek ki bizim de onlara karşı demek ki ne yapmamız lazım? Kendi kurallarımızı geliştirmemiz lazım. O yüzden teknoloji doğru kullanmamız lazım. İki, ben niye sizi seçmeliyim cümlesini lütfen kendinize sorun. Niye ben bu eğitimi master'dan almalıyım? Niye ben bu ürünü Ertuğrul Bey'den almalıyım? Niye bunu Hande Hanım'dan almalıyım? Niye bunu Ayşe'den almalıyım? Lütfen sorun. Bunu hep söylerim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Mesela içimizde bekar bay ve bayanlar da olabilir. Ya biriyle evleneceğinizde niye göre kriterleriniz var arkadaşlar? Niye göre seçersiniz? Sevgilinizi, eşinizi, arkadaşınızı, dostunuzu hangi kriterlere göre seçersiniz? Lütfen bir düşünün. İşte burada da şunu değerlendirin. Ya ben nasıl bir müşteri profili bekliyorum? Nasıl bir müşteri portföyüne hizmet etmek istiyorum? Bunu değerlendir. Şimdi evet biraz önce hocam ilaç sektörü dedi. Tarım ilaçları satan birisi. Tabii kimle muhatap olacak? Çiftçilerle muhatap olacak. Ama eğer siz bir mağaza sahibiyseniz, işte büyük bir market sahibiyseniz, bakın herkes sizin müşteriniz olabilir. 9 yaşındaki ya da 7 yaşındaki bir çocuk çikolata alan çocuk da müşterinizdir. 70 yaşındaki ne bileyim bir amca da sizin müşteriniz olabilir. Biri cips alırken biri atıyorum çorap alabilir. Ama sonuç olarak bakın müşterileriniz vardır. Bence şunu lütfen kendinize bir sorun. Ya ben gerçekten müşterimi tanıyor muyum? Müşterimin ne istediğinin farkında mıyım? Ve bununla ilgili doğru argümanları doğru zamanda kullanıyor muyum? Bunlara bakmanız lazım. Artı ilişkiler zincirinizde neleri doğru yönetiyorsunuz? Mesela bütün müşterilerinizle kendinizin görüşmesi doğru bir şey midir? Açıkçası hayır. Ama yıllardır görüştüğünüz, sizi daha böyle iyi noktalara taşımanıza vesile olan, hatta size feedback bildiren dostlarınız varsa onlarla ilişkilerinizi daha devam ettirin. Ama yani örneğin bir mağazadasınız, günde binlerce insan gidiyorsunuz. Siz bütün müşterilerle aynı anda görüşemezsiniz. Fakat şunu yapabilirsiniz, her müşterinize ilgilenebilecek bir personeliniz olur. Ki o personelin biraz önce ifade ettiğim güler yüzlü olması, çok güzel bir hafızaya sahip olması önemlidir. Ki o zaten kurma hafızasıdır. O yüzden bunun mutlaka olması gerekir. Ha burada günümüzde şöyle bir kavram da geliştiriliyor. İşte hocam ben niye Ayşe ile Fatma ile uğraşayım? Alırım bir CRM programı. Bütün veriler oraya girerim. Bütün veriler oraya girdiğim için de bütün süreci oradan yönetirim diyen insanlar da oluyor. O yüzden böyle bir değerlendirme de yapılabilir. Onu da belirtmiş olalım. Peki bunları da biraz geçeceğim. Yani sonuç olarak artık geleneksel pazarlamadan geçmemiz lazım. Artık müşterilerle daha farklı argümanlar kullanmak lazım ve özellikle bu cümle önemli. Sadakati pazarlamanız lazım. Ben niye sana sadık olmalıyım?
Niye hep aynı ürünü aynı firmadan almalıyım? Niye aynı suyu kullanmalıyım? Niye aynı kullanmalıyım? Niye aynı masayı sandalyeyi aynı firmadan almalıyım? Bunu artık daha farklı düşünmeniz lazım. Çünkü internet denen bir kavram var ve işte biliyorsunuz bu mağazalar çok yoğun reklam yapıyorlar. Çok yoğun kampanya yapıyorlar ve sizin 10 liraya sattığınız bir ürünü bir anda onlar 5 liraya verdiği zaman o müşteriyi kaybetmiş oluyorsunuz. İşte buna göre de biraz daha hazırlık yapmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Müşterinizi, dediğim gibi müşteri bilgilerinizi... Mesela şöyle bir şey sorsam ki genelde bu daha çok network firmalarında vardır ama kendi müşterinizin en çok beğendiği unsurları biliyor musunuz? Mesela müşteri en çok size niye arıyor? Ya da iki, müşterilerinizin doğum tarihini biliyor musunuz? Onların doğum günlerinde onlara önemli çiçek gönderiyor musunuz? Ya da onlara bir mesaj atıp da işte Burcu Hanım doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yıllara diye bir mesaj atabilecek kadar bir sisteminiz var mı? İnanın bakın bunlar çok küçük şeylerdir ama insanları mutlu eden şeylerdir. Ve günümüzde insanlar artık müşteriler aslında ürün satın almıyorlar. İnsanlar aslında mutluluk satın almaya çalışıyorlar. Çok klasiktir bu müşteri işlerinde kullanılan. Hiçbir insan satış yapılmasını istemez. Ama tüm insanlar satış yaparak, daha doğrusu alışveriş yaparak mutlu olmak ister. Özellikle bayanlarda bu çok daha yoğundu biliyorsunuz bu hormonlarla alakalıdır. Bayanlar niye çok alışveriş yaparlar? Çünkü alışveriş yaptıkça kendilerini daha özel, daha mutlu hissederler. Demek ki lütfen biriyle alışveriş yaparken ona bir müşteri olduğunu değil de bir dost olduğunu hissettireceksiniz ve bunun sonucu olarak da onu mutlu edeceksiniz. Mutlulukla beraber de bunları kazandırır. Değerli dostlar nasıl gidiyoruz? Yani açıkçası sürekli konuşan biri olmak çok istemiyorum ama maalesef konjonktür böyle. Her şey yolunda mı değerli arkadaşlar? Bir geri dönüş sağlarsanız devam edelim. Hocam şu anda bir saat oldu hocam yeter. Efendim? Sıkıntı yok efendim. Devam edebiliriz. Evet hocam gayet güzel gidiyoruz bence de ağzınıza sağlık. Eyvallah peki. Aslında birkaç videom var ama müşteri işleriyle ilgili özellikle şey yazarsanız YouTube'a ya da değişik kanallara inanın müşteri işleriyle ilgili ne kadar büyük vakalar, büyük krizler yaşandığını görebilirsiniz ki önemli. Peki o zaman şöyle devam ettirelim. Peki hocam müşteri bizden ne ister dediğimizde madem müşteri işleri yönetimi yapacaksak ne ister? Bir, cevap verilme yani bir sorunu var. Bununla ilgili cevap verilmesini ister. Karşısında olaya hakim olan bilgili insanlar ister. Anında o yaşadığı sorunun çözülmesini ve buna bağlı bir hizmet ister. Karşı taraftaki kişiden bir anlayış ister. Yani ya bak beni anlayın. Bak aslında eğer şunu lütfen bilin. Eğer bir müşteri size gelmişse, hele bir sorunla gelmişse size şu mesajı veriyor. Bak Ahmet, Mehmet bak ben başka kuruma gitmedim. Sana geldim. Hala senin müşterin olmak istiyorum. Buna devam etmek istiyorum ama lütfen beni anla. Benim sorunumu çöz diye size gelir değerli arkadaşlar. O yüzden bunlar ister. Artı güvenlik ister. Yani çok özel bir eşya da almış olabilir. Sevgilisine başka bir ürün de almış olabilir. Ya da ne bileyim çok özel bir rahatsızlığı vardı. Rahatsızlığı için kendine ait kimsenin söylemek istemediği gizli bir ürün almış olabilir. Bu konuda da size güvenmek ister ve dolayısıyla güvenlik satın almak ister. Takip edilmek ister. Mesela bakın birçok firma bunu yapar. Bir ürün alırsınız. Özellikle büyük network firmalar ya daha doğrusu büyük zincir mağazalar diyelim. Ararlar. İki gün sonra arar. İşte efendim iyi günler biz falanca mağazadan ya da falanca bankadan arıyoruz. İşte dün firmamızda bir görüşme yapmıştınız. Ya şöyle şöyle bir ürün almıştınız. Bu ürünle ilgili memnun musunuz diye ararlar. Bu aslında karşı taraftaki kişiye senin önemli olduğunu biliyorum, seni önemsiyorum ve seni takip ediyorum mesajıyla ve bu inanın çok güzel geri dönükler almanızı sağlar. Böyle ani sıkıntılı sorunların olmasını istemez müşteri. Doğru olmanızı, dürüst olmanızı ister. Ha bakın burada da beden dili devreye girer. ABN tabirle işte başı bilmem neresi oynayan insanlar karşı tarafa güven vermezler. O yüzden de güven vereceğiniz ortamlar oluşturmanızı ister. Peki burada madem biraz da birkaç cümle bak çünkü çok konu ama ben beden dilinden de biraz bahsetmek istiyorum. Mesela size bir tavsiye değerli arkadaşlar. Bir müşteri geldi. Bakın müşteri bakın sizin karşınızda böyle duruyor. Şöyle duruyor diyelim. Biraz da büyütebiliyor muyuz bilmiyorum ama. Yok büyümüyor. Peki. Bakın müşteri sürekli bakın bu şekilde yapan birine. Siz satış pazarlama yapabilir misiniz? Bir müşteri geldi. Karşısında dur ve dedi ki eli de böyle. Ki bakın onun da detayı var. Beden dili çok önemlidir. Bakın şu duruşta, bakın bu duruş farklıdır. Şu duruş bakın parmakların böyle olması farklıdır. Burayı sıkıyor olması farklıdır. Ama genel konuşmak gerekirse şu hareketin adı genel anlamda kilit harekettir.
Ama her zaman mı kilit harekettir? Hayır. Yeri ve zamanına göre. Ama biz özellikle müşteri işlerinde deriz ki ne olur? Eğer karşıdaki insan geldiği zaman onu evet karşıladınız, güler yüzle karşıladınız, oturttunuz. Ama karşıdaki insan size böyle durdu ve şöyle bir tepki veriyor. Dedik işte Ahmet Bey işte ben şöyle şöyle şunu istiyorum. Bakın bu hareketi yapıyor. Böyle yapan birine siz sıcak davranabilir misiniz? Ya da o kişiye satış yapabilir misiniz? Ya da o müşteriye çok güzel davranabilir misiniz? Açıkçası davranamazsınız arkadaşlar. Niye? Bakın bu hareketin adı yerine göre ben bu işi biliyorumdur. Yerine göre de ben seninle iletişim kurmak istemiyorum. Sana kapalıyım ve seninle iletişimden yani çok da seni muhatap olmak istemiyorum mesajıdır. O yüzden sizden ricam aklınızda olsun. Bu çok önemlidir. Bir firmaya gittiniz ya da bir firmaya alışverişe gittiniz ya da tam tersi bir mağazada alışveriş yapacaksınız ya da bir kurumla iş yapacaksınız. Karşıdaki insan karşısında böyle duruyor ise şunu lütfen bilin, o insana satış yapamazsınız. Bunun anlamı Erhan işte ya da İnanç, ben seninle alışveriş yapmayacağım, sana güvenmiyorum, seninle iletişim kurmak istemiyorum mesajı. Peki ne yapmak lazım? Kuraldır, kilit açma dediğimiz bir uygulama var. Ne olur o kilidi açmadan sakın ha o müşteriye kalkmayın ya da o kişiden ürün almaya kalkmayın. Bilin ki orada siz ya kazıklanırsınız ya da orada sorun yaşarsınız. Hocam ne yapacağız o zaman dediğinizde arkadaşlar yapacağınız şey kilit açma hareketleridir. Peki kilit nasıl açılır? Bakın çok kolay. Bir, önce oturursunuz, hosbel edersiniz. Merhaba nasılsınız, iyi misiniz, memleket nereydi, ne iş yapıyorsunuz, ne zaman geldiniz gibi sorular sorarsınız. Sonra baktınız ki hala açılmıyorsa, alakası sorular. Ya hocam havalar hakikaten bu aralar çok kurak gitti. Şöyle yağmur yağsaydı, bakın hava su dediğimiz sıcak soğuk gibi konulardan bahsedebilirsiniz. Daha sonra da en önemli şeylerin biri, kilit açma taktiklerinin bir tanesi de aklınızda olsun. Bakın bir kartınızı uzatırsınız. Benim kartım bu. Buyurun işte Abdurrahman'ın hiç bakın buyurun size kartımı takdim edeyim. Dediğinizde onu almak zorunda da bu kilidi açarsınız. Tekrar söylüyorum, bir kilidi açmadan müşteri, yani potansiyel bir müşteriye siz ürün satamazsınız. O yüzden o müşteriyi anlamanız gerekiyor. Kim müşteri büyük ihtimalle ön yargılı gelmiştir ya da belki de kızın gelmiştir. Bilemiyorum, yaşadığınız sürece göre bu değişkenlik gösterir. Ama rica ediyorum bu hareketi açtıktan sonra daha güçlü bir iletişim kurmaya başlarsınız. Bu da sizi çok daha mutlu hissettirir ve dolayısıyla karşıdaki insanın da direncini kırmış olursunuz. Şimdi bütün bunları toparladığımız artık madem vaktimiz de doluyor. Ya hocam sonuç olarak bize ne anlatmak istiyorsunuz? CRM nedir ya da müşteri işleri nedir dediğimizde arkadaşlar birincisi şu, lütfen önceliğiniz şu olsun, var olan müşterinizi korumanın çaresine bak. Onları söyleyeceğiz. Elinizdeki müşteriyi tutmak, yeni bir müşteri elde etmekle maliyetleri hesaplamışlar. Yeni müşteri elde etmek 5 kat daha maliyet getiriyor bize. Yani eldeki müşterinin bize belki az kazandırıyor ama en azından standart bir belirli elimizde müşteri var. Eğer yeni müşteri kazanmak için daha çok reklam, daha çok çalışma, daha çok efor ve 5 kat daha fazla bir enerji harcamanız gerekiyor. Peki müşteri işleri ne yaparmış demek ki? Bir, yeni müşteri edinmemizi sağlayan, var olan müşteriyle olan ilişkimizi güçlendiren, onu elimizde tutmamızı sağlayan, müşteri sadakatini kazanmak ve aynı zamanda karlılığımızı artırmak adına karşılıklı ve anlamlı ilişkiler yoluyla işletme çapında müşteri davranışlarını anlama ve etkileme yaklaşımında biz müşteri işleri yönetimi diyoruz. Ya da işte nedir İngilizce olarak da CRM dediğimiz kavramdan bahsediyoruz. Devam edecek olursak burayla ilgili diğer süreçlere. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Onlara da yavaş. Ya birkaç aslında örnek istiyorum sizlerden. Hocam ben şöyle bir arıza müşteriyle karşılaştım. Ne yapayım dediniz. Birkaç örnek varsa onun üzerine gidelim. Yoksa yavaş yavaş bitireceğim zaten. Ha hocam evet e-ticaret demiştiniz. Tamam o zaman onu aktarayım. Şimdi hocam bir defa Erhan hocam sektörünüz neydi? Evet hocam, Ali hocam doğru anlamışsınız. Buna çok güzel, buna sıcak satış denir hocam. Sıcak satış dediğimiz şey karşılığı diyalogdur ve bu diyaloğa bağlı olarak da muhabbettir. Ha, şimdi gelelim. Hocam Erhan hocam hemen şöyle bir soru sorayım. Madem biraz sizin üzerinizden gidelim. Hocam çiçek sepetine üye misiniz? Peki lütfen kendinize şu soruyu sorun. Üye olsam artıları ne olurdu? Olmasam artıları ne olurdu?
Yani bakın Neçede küçük bir yerdesiniz. Ha, mutlaka size sadık müşterileriniz vardır. O konuda en ufak bir kaygım yok. Örneğin odanın ürünlerini satıyorsunuzdur. Odada üye arkadaşlarınızın ürünlerini satıyorsunuzdur. Belki kendi içinizde bazı gruplar vardır. İşte müsiat, tümsiat, işte ne bileyim işte asiat ya da posiat ya bir sürü farklı şirket kuruluşları olabilir. Şimdi hocam şöyle, bu network firmalarının ya da bu uluslararası ağların şöyle bir özelliği var. Bir defa üye olduğunuz zaman direktman o mesela Polat'tan bir talep geldiği takdirde Polat'ta kaç tane mesela çiçekçi arkadaş var? 5-10 tane. Hangisi daha uygun fiyatı veriyorsa ondan ürün satın alıyor. Bunun karşısında sizden belli bir komisyon atıyorum yaptığınız her işlemden yanlış bilmiyorsam değişiyor bu sizin cironuza göre ama %10 ile %30 arasında sizden bir rakam alıyor. Şunu düşünmeniz lazım. Evet ben standart olarak günde 100 lira kazanmayı mı düşünmeliyim? Yoksa günde 100 lira yerine günde belki evet daha çok çalışıp 500 liralık iş yapıp ama 400 lira kazanmalıyım mı düşünmeliyim? Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Şunu lütfen bilin, her işte bu büyük gitti gidiyor'a giren, işte yemek sepetine giren, hepsi buradalara giren, herkes çok para kazanıyor. Hayır, çünkü orada rekabet daha da fazla. Ama eğer işte burada doğru yönetimi yapabilirseniz inanın çok daha güzel şeyler kazanabiliyorsunuz. Mesela orada da şöyle örnek vereyim. Bir defa bir, mutlaka sizlerin, tüm firmalar için söylüyorum, mutlaka artık bir, çok aktif bir web sitenizin olması gerekiyor. Bununla birlikte mutlaka çok aktif bir Instagram hesabınızın olması gerekiyor. Eğer biraz daha profesyonel yapmak istiyorsanız mutlaka hepinizin bir LinkedIn hesabınızın olması gerekiyor. Ve mutlaka sizi anlatacak anahtar cümlelerinizin olması gerekiyor. Örneğin Abdurrahman Niş dediğimizde ekoturizm çıkabiliyorsa, proje çıkabiliyorsa ya da işte kişisel eğitimler çıkabiliyorsa demek ki ben doğru yapabiliyorum. Ya da işte Ertuğrul Bey dediğimde ya da Ahmet Bey, Mehmet Bey dediğimde hangi sektörde ön planda olmak istiyorsanız onları çıkartabiliyorsanız demek ki doğru yoldasınız demektir. Birincisi lütfen sosyal medyayı aktif kullanacaksınız. İki, çok değilse bile hocam bakın reklamları mutlaka kullanmanız gerekiyor. Google reklam olabilir, işte AdWords'lar olabilir, YouTube reklamları olabilir, Instagram reklamları olabilir. Burada hedef kitlenizi belirleyeceksiniz. Mesela bakın günümüzde eskiden öyle değildi. Sizin dükkanınız vardı. Dükkanın önünden geçen ya da dükkana gelen belli müşterileriniz vardı. Şimdi ona o kalktı. Bugün siz bilgisayarda oturduğunuz yerden Hakkari'den bir yerden de alabilirsiniz. İstanbul'dan da alabilirsiniz. Tam tersine Alibaba.com'dan gidip Çin'den de ya da Amerika'dan da alabilirsiniz. Çünkü artık bu imkanlar var. O yüzden en uygun fiyatı verebilecek misiniz ya da hangi şartlarda vereceksiniz bunu düşünmeniz gerekiyor. Ve çok güzel bir müşteri portföyü belirlemeniz lazım. Mesela Instagram hesaplarında yazar ya da reklamlarında yaş aralığı kaç olsun? Okur yazar olsun mu? Eğitim seviyesi ne olsun? Hangi şehirde ya da şehirlerde yaşıyor olsun? Cinsiyeti ne olsun? Kadın mı erkek mi olsun? Öğrenci mi olsun? İşte öğrenci olacaksa öğrenci, üniversite öğrencisi mi, lise öğrencisi mi olsun? Daha abartalım. Biraz daha bunu daha detaylandıralım. Mesela o kadar çok argüman var ki hocam günümüzde. iPhone kullananlar mı olsun? Yoksa işte Android telefon kullananlar mı olsun? Bakın bunları bile artık günümüzde ölçebiliyorsunuz. Biraz daha ileri doğru gidersek örneğin bilmem ne mağazasından en son kimler alışveriş yapmış onlar mı olsun? Bakın ona kadar her şey var. Hocam hani günümüzde diyoruz ya takip ediliyoruz ya gerçekten şu anda bakın takip ediyoruz. Lütfen Google'a örneğin uçak bileti yazın hocam. Konya İstanbul diyeyim mesela. İnanın bir saat sonra size habire reklam çıkıyor işte İstanbul Ankara uçak biletleri ya da bilmem ne ya da ne bileyim işte ne alacaksınız? Projeksiyon alacaksınız. Projeksiyon cihazı yazıyorsunuz. Karşısına sürekli Google size projeksiyon cihazı sunmaya başlıyor. Ya da daha ilginç olan bakın burada biz Türk toplumu olarak şeyleri çok okumuyoruz bu anlaşmaları, gizli anlaşmaları. Facebook'ta da, Instagram'da da ve diğer sosyal medya hesaplarında da der ki senin bilgilerine ulaşacağım kabul ediyor musun der. Aslında siz kabul etseniz etmenize ulaşıyorlar zaten. Yani sadece bunu deklar edemiyor. Ulaşılıyor. O yüzden lütfen aklınızda olsun sosyal medyayı kullanırken de özellikle çok kişisel verileri lütfen orada kullanmayın. Çok özel fotoğraflarınızı, çok özel banka bilgilerinizi işte size özgü şifreleri lütfen orada çok kullanmamayı da tercih edin. Aklınızda olsun. Ama sonuç olarak şunu yapmanız gerekiyor. Özellikle bu e-ticarette müşteri problemini doğru belirleyeceksiniz. Buna uygun reklam çıkacaksınız ve buna uygun da bir slogan üretmeniz gerekiyor. Ya da ne bileyim ona uygun bir afiş tasarımı ya da reklam tasarımı yapmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman kazanabilirsiniz. Mesela şimdi Polat diye düşünüyorum. Eskiden siz şöyle yapıyordunuz hocam büyük ihtimalle.
İşte sizin belli okullarınız vardı, belli bankalarınız vardı, belli işte sanayi kuruluşları vardı. Onların ürünlerini satıyordunuz. Ama şu an artık yanlış anlamayın, Polat Ticaret Odası tuşa basarak ta Ankara'dan ya da ne bileyim İstanbul'daki bir firmadan da çiçek alabilir mi? Alabilir. Niye? Sadece bir kargoya bakıyor bu artık. Demek ki sizin diğer rakiplerinize yarışabilmeniz adına birini toparlarsak bir, kendi müşterinizi, sadık müşterinizi belirlemeniz lazım. Ve zaman zaman müşteri ziyaretleri yaparak müşteri olan diyaloğunuzu kurtarmanız lazım. Hatta bilmiyorum gücünüzü, şartlarınızı çok bilmiyorum ama gerekirse küçük bir minik bir çiçek alarak bir masa çiçeği olabilir. Bu o firmaya ziyaret ederek Ahmetciğim ben çayını içmeye ya da kahveni içmeye gelin diyerek ya seni çok özledim pandemiden dolayı görüşememiştik zaten diyerek minik bir çiçekle bunu götürebilmeniz lazım. Bu tür şeyler insanlarda önemlidir. Çünkü bakın onu değerlendirmiş oluyorsunuz, ona değer katmış oluyorsunuz. O yüzden bunları önemserler. Ama internette böyle bir şey yok. İnternette niye bakar insan? En ucuza bakar. Orada evet benim için evet bu bardak en ucuz burada. Mesela bakın telefon alıyorsunuz. Niye bakarsınız? Özellikleri zaten bellidir. En ucuza bakarsınız. En ucuzunu bulduğunuz andan itibaren de siz zaten ne diyelim bunların hepsini bitirmiş olursunuz. Şaka maka biz 1 saat 15 dakikayı tamamlamışız. Hocam sorularınız varsa cevaplayayım yoksa bitireyim. Ben de bakın ben aslında çok hazırlık yaptım. Hani mesela daha bundan sonra mesela anlatacağım çok şeyler var. Mesela burada iletişimlerden buradan devam edeyim hocam. Hocam yeni teknolojik aletler kullanın. Bu akıllı kartlar olabilir. İnterneti mutlaka kullanın. Ve size, bakın size erişim sağlayacakları imkanlar yaratın insanlara. Kendinize uygun anahtar cümleler bulun. Kendinize anlatacak güzel tasarımlar çalışın. Bütün bunları doğru yönettiğinizde ya da mesela en kötü bir sitenizde bir WhatsApp hattınız olsun. Ya da size ulaşabilecekleri sürekli bir belki özel değilse bile bir şirket numaranız olsun. Bunları sağladığınızda siz artık erişilebilir olursunuz ve siz insanlar pat diye arayabilirler. Sonuç olarak iletişim teknolojilerini doğru kullanmamız gerekiyor. İnsan yaşamına dokunmanız gerekiyor. Bakın ya ondan da bahsedeyim hocam. Dört ana karakter insan kişiliği vardı hatırlarsanız. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Bakın bunlardan bazıları güven satın almak ister. Ya ben evet kardeşim ben inançtan inanıyorum inanca ya. Ben evet inançtan alırım. 100 lira dese de alırım. Diğer tarafta bakın ürün 70 liradır. Ama yok der ki ben illa 100 liralık ürün alacağım. Niye? Çünkü bozulursa benim inanç benim sorunumu çözer der. Hande benim sorunumu çözer der. Dolayısıyla bazıları için arkadaşlar fiyattan ziyade güven önemlidir. Ama özellikle günümüzdeki Z kuşağı kusura bakmayın güven ben umurunda değil. En ucuza, en ekonomik, en hızlı ulaşabileceği elde etmenin derdindedir. Bakar, bu telefon burada daha ucuz ya da bu mikrofon daha ucuz ya da bu ne bileyim bu webcam daha ucuz. En ucuzu almanın ve en hızlı şekilde almanın çaresine bakar. Dolayısıyla onlar için dedim ya sadakattir, eski işte geleneksel yapılardır. Onlar önemli değildir. O yüzden siz işte burada eski dostlarla mı devam edeceksiniz? Yoksa yeni dünyalara girmek istiyorsanız da o zaman bunlara uygun oyunun kurallarını değiştirmeniz gerekecek. Yani sonuç olarak hocam müşteriyi tanıdığınız andan itibaren mutlu olursunuz. Yani nasıl ki eşinizi tanırsanız, çocuğunuzu tanırsanız daha ne diyelim evdeki muhabbetiniz daha zevkli olur, daha güzel olur. Aynı şekilde müşteri, bazı müşteri bakın mesela kırmızı müşteriler yani mesela kırmızı diye müşteriler yani böyle hırslı ve sonuç odaklı müşterilerdir. Kardeşim kaç para bu 10 lira ver alıyorum der ona ihtiyacı vardır alır. Bazıları dedim ya güven satın almak için mavi müşterilerdir. Mesela sarılar için o alışverişte eğlenebilmesi önemlidir. Ya ben bunu çok eğlendim. Evet bak beklentilerimi karşıladım. Beni mutlu ettin. Bu benim için daha önemlidir. Bir de böyle ne diyelim daha farklı. Bak senin alıyorum. Lütfen beni kazıklama. Bak sana güveniyorum. Ve bu güvenimizi rencide etme. Ben seni değerlendireceğim diye müşterilerdir. Ki şöyle bir çalışma var. Hocam insanlar mutluluklarını yani bir müşteri mutluluğunu bir kişiye paylaşıyormuş. Ya ben bugün işte gittim Ertuğrul Bey'den şöyle bir ürün aldım çok mutlu oldum der. Ama memnuniyetsizliğini inanın 13 kişiye söylüyormuş. O yüzden sizden ricamız ne olur? Hangi müşteri olursa olsun. Evet arıza bir müşteri de olabilir. Sıkıntılı da olabilir. Ama onun gazını alabilirseniz aslında siz en büyük patronluğu, en büyük işi yapmış olursunuz. Böylelikle de hem pazarınızı genişletmiş hem iş sürecini doğru yönetmiş hem de tedarik zincirini firmanızı ve firma müşteri arasındaki bağı da doğru kurmuş olabilirsiniz diyelim. Hocam peki anladığım kadarıyla hocam bitir artık diyorsunuz. Akşam oldu kapatalım diyorsunuz.
Vallahi muhabbet güzel. İnanın bakın daha anlatacağım çok fazla şey var ama haliyle zaman geçiyor. Bir de dediğim gibi sizlerin de mutlaka mesaileri bitti. Hocam ben sabrınızdan dolayı ve katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah verimli olmuştur. Çünkü dedim ya daha çok anlatacak konumuz vardı. Ama herhalde ana tema oluştu. Ana mantığı oturttuk diye düşünüyorum. Artık günümüzün oyunun kurallarına göre davranmanız lazım. 80'lerde, 90'larda değiliz. 2000'lerde değiliz. 2020'lerdeyiz. Artık sizin gerçekten e-müşteriye göre davranmanız gerekiyor. E-müşteriyi de doğru yönetirseniz sizler çok daha mutlu olursunuz, çok daha para kazanırsınız. Peki. Çok teşekkür ediyorum.